Ben bir şey bilmem bir valla bir Fatih şey. Fatih Terim diyor ki gelin desek gelirler diyor. Tamam, ben gelirler. Bir tane daha bir oyuncu var. Drop payına. Drop payı senin yaşında oldu be abi. Olsun abi. Olma sen de çık oynayar. Ben geçen gün dedim bana güldürür. Drop payı iki aydır Amerikan Ligi'nde oynuyordu adam ya. Kulübü de var ortak bak. Zaten futbol kulübü. Gelsin drop payı da alsınlar. Anladım. Snyder Melo bayağı iş yapar. Bak, Gökhan abi özür diyerek bir şey söyleyeyim. Pardon canım. Buyurun. Çok özür diyerek sormak tabii istiyorum. Tabii sor. Buyur. Dayanamıyorum. Bağışla beni. Yani canım, evladından belki daha canım, küçük söyle yerindeyim. Canım söyle pardon. Galatasaray'ın çok efsane bir ismisiniz. Evet. Metin Oktay, Gökmen Özanak ve Fatih Terim derler. Evet. İkisi evet. Yaşıyor, biri vefat etmiş. Evet. Galatasaray'la ilgili tek bir olumlu kelimen yok. Evet. Galatasaray taraftarı umut bekliyorken evet. Sen hep elinde kızgın maşayla Galatasaray taraftarının kalbine sokuyorsun. Taraftarla ne alakası var ya? Ya taraftar yani, oğlum taraftar oğlum bak. Hatta şunu bitireyim sana vereceğim sözü. Taraftarla bitireyim, falan ilgisi bitireyim, yok bunun. Bitireyim. Onlar... Birçok Galatasaraylı eski futbolcu evet. Abartılı ben yalakalık abartsız. Yapmam kardeşim. Ben yalakalık demedim. Gökmen abicim özür dilerim. Bitireyim sen niye şimdi diyorsun ki dayı haklı adam. Abartılı ya da abartsız. Ya boş versene sen. Mesela sen bir takım mutlaka yapma, kötü gider ama mutlaka iyi bir şey olur. Fatih Terim otoritesiz diyorsun. Futbolcular kötü diyorsun. Yönetim şöyle diyorsun. Drogba gelsin diyorsun. O böyle diyorsun. Bu böyle diyorsun. Adam Ahmet Hoca özür dilerim hocam çok özür dilerim. Ahmet Hoca diyor ki kriminal olarak giremez Melo diyor. Sen daha da üzerine gidiyorsun. Yani Galatasaray'la ilgili bir sıkıntınız mı, bir derdiniz mi var? Ne alakası var ya? Bunu ya bak bak sevgili kardeşim. Hiçbir şekilde 55 senedir bu haddim değil. 55 senedir Galatasaray'ın içindeyim. 13'te 14 senede futbol oynayarak Allah, yaşadım. Doğru. Ben aşağı yukarı 20-25 senedir de yorumculuk yapıyorum. Gazetecilik dolayısıyla telegol eski hep beraber evet, çalıştık zaten. Evet, senin ne gollerini şimdi, seyrettim ben be. Ben taraftarın bilmediği, görmediği evet. Öğrenmek isteyip de öğrenemediği şeyleri ben burada anlatmaya çalışıyorum. Hı. Yanlış yanlış, doğru doğru. Ben bu taraftayım. Kendi nasırıma basıyorum. Neden biliyor musun? Başkasının nasırına da basmaya sahip olayım diye. Basmak için. Anladın mı? Bu durum budur yani. Yani bana öyle der böyle der. Önemli değil. Kamuoyu da Fatih merak ediyor. Onun için soruyorum. Yani. Bağışla beni ne olursun. Ya, bak, tamam. Fatih Terim de diyor. Fatih Terim de yere göğe indi. Koyamadık. Anladın mı? O başarılı olduğu dönemlerde neler? Birlikte uçaklarla gittik, uçaklarla geldik. Mesela bende bir tane hediyesi vardır. UEFA şampiyonasından bir gün önce Danimarka'da, Kopenhagen'da Galatasaray'a armalı bir tane bana şey. Ama sorun o değil Gökhan yani abi. Mesela şu Fatih Terim'le benim sorunum yok. Fatih Terim bugün itibariyle Fatih Terim Gomis'ten dolayı ağlıyor. Peki kendi yaptıkları sezon başından beri futbolcular neden bu kadar sakatlanıyor? Kendi biliyor. Peki futbolcular bu kadar ceza neden alıyor? He? Kendi biliyor. Neden? Hoca Fatih Terim dolayısıyla Hasan Şaş'ın ceza almaları sonucunda dolayısıyla 5 ay abi. Sen Galatasaray Kulübü Başkanı 5 ay ceza alıyor abi. Ne anlatıyorlar bana? Ama o zaman ben de bir Galatasaraylı olarak şunu söylerim. Gökmen abi sen Galatasaray'ı biliyorsun. Bir Galatasaraylı olarak derim ki Galatasaray üzerine oynanan oyunlar var. Bir Galatasaraylı olarak bak, söylüyorum. Bak. Gökmen abi görmüyor musun? TFF üstümüze geliyor. MHK üstümüze geliyor. Bir dakika. Tamam. Herkes üstümüze geliyor. Var üstümüze geliyor. Galatasaray'ın üzerine oyunlar oynanıyor. Şu oluyor bu oluyor. Sen bunların cevabını ver. Zaten bak Galatasaray taraftarı zaten şunu biliyor. Takım çok kötü. Fatih Hoca formsuz. Takım formsuz. Yönetim formsuz. Ama sen niye çıkıp ben mi oynayayım Galatasaray'ı ya? Savunmuyorsun diyorlar. Neden savunayım? Ben Galatasaray'ı neden savunayım ya? Neden savunayım? Ben burada yorumcuyum. Taraftar benden doğruları söylemeyi istiyor. O zaman istiyor. Sen mesela Galatasaray... Ya burada şimdi bakma bir dakika dur. Diyor ki... Abi iki de ben el kol hareketi yapma. Sana yapmadım, Ertem'e yaptım. Sallama. Neydi kes. Tamam konuşmuyorum bunu, sen konuş. Yok buyurun. Bırak Gökmen abi ya. Hayır Gökmen abi. Çok güzel anlatıyorsun. Gökmen abi. Bir şey demedi ya. Gökmen abi. Hoca. İnsanlar dinlemesi lazım. Fenerbahçe maçından beri o gün yeniliyorlardı. Ben doğru dürüst taraftayım. Yeniliyorlardı o gün. 2-0 galipsin. İki Fenerbahçe gibi diplerde oynayan, morali bozuk, demoralize olmuş, anladın mı? Galatasaray'a gidiyor, tarihi fark acaba olur mu olmaz mı korku içinde. 2-0 öndesin, 2-2 bitiyor ve Stekel'in falan kaçırdığı iki tane gol var. 4-2 bitiyordu maç. 4-2. Ondan sonra pozisyonda ne oldu? Ne oldu abi? Bütün saha karıştı etti, dünya kadar ceza aldılar. Devam ediyorum. Kayseri'ye gittiler. Bugün itibariyle tamam. Bugün Bursa'yı yendiler. Ayrı bir konu. Yenmeyeni dövüyorlardı ya.
Kayseri'yi yenmeyeni dövüyorlardı. 3-0 gitti, orada galip geldiler. Neyse. Konya maçı 1-1 bitti. Adamlar kendi kalesine, pozisyon yok. Adamlar nereden baksan 3-4 tane gol kaçırdı. Doğru. Bunları atsalar ne olacaktı? Doğru, iyi olamadılar. Bak, evet. Arkasına Beşiktaş Galatasaray maçı. Galatasaray'ın hakem tamam. Bir tane Vida'nın eline değdi. Herkese göre penaltı olmuyor. Bana göre Karpuz Ali gibi eline eliyle vurdu. Penaltıydı. Orada da hakemler götürdü. Tamam, yendiler. Berabere bitti maç. Rize maçı. Yine 2-0'dan 2-2 ya. Olacak şey. Son dakikada 2 tane yine net gol pozisyonu. Peki bunları atsalardı, bugün Galatasaray neredeydi ya? Neredeydi? He? Fenerbahçe'nin 2-3 puan üstündeydi ya. Bana saçmalama burada. Ben doğru yorum yapmaya çalışıyorum. Abi, ayıp ya. Şunu o zaman sen şöyle diyebilir miyiz? Sen diyorsun ki Galatasaray camiası ve taraftarları, takım kötü oynuyor. Evet. Ama bizim oyun üstümüze de oyunlar oynanıyor diyorlar. Sen o zaman Galatasaray'ın üstüne bir oyun oynanmadığını söylüyorsun. Sevgili kardeşim bak. Hayır, onu mu söylüyorsun? Ben şunu bak. Ben şunu anlıyorum. Bana Galatasaray'da şöyle öğretildi. Hakem hataları oluyor. Dur abi. Hakem hataları bana Galatasaray'da şöyle öğretildi. Aynı şekilde Fener içinde, Galatasaray Beşiktaş içinde. Üç büyük kulübün birkaç hakem yanlışına sığınma hakkı yok. Çıkacaksın sen ekonomik olarak, taraftar bütünlüğü olarak, anladın mı? Takımın gücü olarak çıkacaksın aslanlar gibi. Hakemi de yeneceksin. Bitti, bu kadar net. Ben böyle biliyorum, bana böyle öğretildi. Ben bu yönde yorum yapıyorum. Gerisi hikaye. Hakemi de yenmene izin verilmiyorsa peki? Galatasaray'la diyor ki bizim Yener, hakemi de yenmemize izin verilmiyor. Yener, ben Betin Oktay, son dakikadaki, Betin Oktay bana şunu söyledi. Rize Spor maçında son dakikada Lines'in, ben Beşiktaşlıyım bakın, ilk defa söylemiyorum bunu. Lines'in pozisyonu %100 penaltı. Evet, penaltı. 90. dakikada. Penaltı. Hakemi de yenmene izin verilmiyor. Sevgili kardeşim. Rize bak, sen şampiyonluğa arıyorsun, yukarıdasın. Başka bir şey söyle. Rize en dipte, bak en dipte. Tamam, o da penaltıydı, doğru. Ben tekrar söylüyorum. Sahaya bakıyor, sahaya. Birkaç hakem yanlışına sığınma hakları yok. Üç büyük kulübün yok. Her türlü baktığın zaman diğerlerinden çok farklılar. Kadro bütünlüğü olarak, para olarak, zenginlik olarak, taraftar bütünlüğü olarak, taraftarın tribünleri doldurup sahaya olan etkisiyle, her türlü. Ayıp ya. Bu kadar olmaz yani. Ondan sonra diğerlerine işte Rize Spor diyor ki Lines tamam penaltı itti düşürdü. Adam küme düşüyor. Sen yukarıda şampiyonluğa oynuyorsun ya. Atsaydın golleri. Az daha yeniliyordun o santrfor golü. Karşı karşıya Muslera'nın ayağına vurdu. Olsa ne olacak? 3-2 bitiyor maç. Şimdi, sonra ne olacaktı? Gökmen abi, ben Ertem'e bir soru, o sana bir soru sordu ya. Evet. Ben Ertem'e soruyorum aynı soruyu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde helva gibi bir kura, öyle değil mi? Evet. Allah aşkına bundan daha kolay grup olabilir mi? Doğru. Herkes havalara uymuyor. Galatasaray Başkanı bile kura çekiminde havaya uçtular değil mi? Aynen. Şampiyonlar Ligi, lig. Bu seneyi gözünün önüne getir. Geçen senenin şampiyonu Galatasaray, tamam. Peki bu seneyi gözüne getir. Galatasaray'da iyi giden sence ne var? Sen iyi olan bir şey söyle. Hiçbir şey ama söylüyorum zaten. Gökmen abiye niye kızıyorsun o zaman yani? Ben kızmadım. Gök Abdülkerim abi. Hayır. Yani hayır, hiç şunu söylüyorum. Hayır. Benim rahatsızlığım anlıyorum. Şu. Galatasaray'la ilgili tek bir olumlu bir şey İşte yok. Olumlu bir şey sen söylüyorsun bu sene için. Ya zaten ama bak Galatasaray'ın kötü futbol oynadığını Galatasaray adına olumlu bir şey sen söyle. Yok. Gökmen abi zaten Galatasaray taraftarı diyor ki sen Rize Spor'u yenemiyorsan, Akhisar'ı yenemiyorsan, onu bunu yenemiyorsan, sen kendinden zayıf takımları yenemiyorsan bunu zaten kabul ediyoruz. Bizim derdimiz Galatasaray'ın masa başında yenilen hakları. Gökmen Özanak niye bu hakları savunmuyor diyor. Ben bunu niye söylüyor? Hayır, hakem hataları, Galatasaray'ın aleyhine hakem hataları yapıldığını söylüyor ama diyor ki buna da sığınmamak lazım diyor. Bu cezalar niye oluyor diyor. 2-0'dan 2-2 maçlar nasıl oluyor diyor. Yani Fatih Terim diyor ki sizleri özledim diyor. Neyi özledin ya sen? Sen hocasın ya. Sen hoca olarak, yardımcısı olarak, Hasan Şaç olarak sen ceza alan futbolculara kızabilir misin bundan sonra? He? Ceza kesebilir misin? Al şey neydi o stoper? Hakeme top attı. Penaltı Serdar, olmadı. Serdar Aziz. Serdar Aziz 3 maç ceza aldı. Ben onu yok ederim orada sahada ya. Ben zaten ceza, dünya kadar cezalı oyuncu var, sakat oyuncu var. Takım çıkarmada zorlu çekeyim. 3 maç yoksun ya. Böyle şey saçmalık olur mu? Nasıl bir otoritedir bu? Yalnız Fatih Terim'in bak Fatih Terim'in otoritesi bitmiştir. Fatih Terim'i bugünlere getiren otorite. Ya boş ver sen abi, taraftarı falan boş ver. Diyor ki Fatih Terim yanlışlı başkan olsun diyorlar. Bırak abicim sen. Taraftar falan benim umurumda da değil kimse. Ben burada doğru yorum, ben içim rahatsa, ben doğru yorum yaptıysam anladın mı? O zaman ben mutlu oluyorum. Gerisi hikaye. Ben yalaka falan değilim. Kulüp yalakası değilim, Fatih Terim'in de değilim. Fatih Terim benim nereden baksan 6-7 yaş büyük, küçük benden.
Anladın, birlikte top oynadık. Biz onun kaptanlığını yaptık. Evet. Eleştirirken üzülüyorum ama yanlış yapıyor. Yanlış. Fatih Terim bugüne gelmelerinde en büyük neden ne biliyor musun? Takım üstündeki otorite, bak teknik olarak demiyorum, otorite dolayısıyla disiplin sağlıyor. Anladın mı? Sana öyle bir bakar ki böyle çıkıp aslanlar gibi şey yaparsın, çıkarsın oynarsın ve formayı adaletli dağıtır. Anladın mı? Bunların hiçbiri kalmadı ya. Ertem, zaman zaman, kalmadı. Bak zaman zaman ben de dahil bazı yorumcular belki de takıma olan, kendi kulüplerimize olan, geçmişimize çok bağlı kalıp zaman zaman çok fazla objektifliğimizi... Sen eleştiriyorsun. Hayır şunu demiyorum. Seviyorsun, hayır şunu demiyorsun. Eleştiriyorsun. Hayır şu, eleştiriyorum. Sinan abi hayır. En büyük eleştiriyi ama, Sinan abi yapıyor. Ama şu hayır onu hem demiyorum. Beşiktaş'a hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye. Ben mesela kendimden yola çıkarak diyorum ki zaman zaman Fenerbahçe'ye karşı olan sevgimden dolayı objektifliğimi yitirdiğim de olabilir. Fenerbahçe ile yine yorumlara yapabilirim. Yapıyorum da. Hani bundan şikayetçi olan takım, diğer takım taraftarları da var. Belki de biz fazla takımlarımıza kendimizi bazen adapte ediyoruz. Gökmen abi bu gördüğüm kadarıyla bu konuda bizden çok daha şey, realist bakıyor. Acımasız bakıyor. Çok bu da taraftarın hoşuna gitmiyor ama gitmiyor, yani. Gitmiyor, gitmiyor işte. Hayır. Her şeyi dövmek lazım. Neyse. Evet, şimdi Snyder'in bir röportajı var. Ama ben Gökmen abi'yi anlayabiliyorum. Bizim kadar duygusal değil takımına karşı. Snyder evet. Katar